أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Son üçüncü mesele ise uluhiyet tevhidi. İşte bizim kitabımızın konusu burası. Bu da nedir? Kulun kendi fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesi. Yani ibadetlerde Allah Azze ve Celle'yi birlemesi. Başka bir manası da şudur. Yani Allah Azze ve Celle'ye sadece ibadet etmek, başka hiç kimseye değil. Manası budur işte. Manası budur diyebiliriz. Ondan dolayı bu fiil, ibadet nedir? Allah'ın sevip razı olduğu gizli ve açık. Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak kastıyla yaptığın her amel ibadettir. Dil ile ibadete örnek verecek olursak, kişinin Kur'an okuması, zikir yapması. Beden ile ibadete örnek verecek olursak kişinin namaz kılması ve cihad etmesi. Parayla yapılacak ibadete örnek verecek olursak kişinin zekat vermesi, infak etmesi. Hem parayla hem bedenen yapılacak ibadete örnek verecek olursak hac etmesi diye örnek verebiliriz. Gizli kalbi amellere, kalbi ibadetlere örnek verecek olursak korku, sevgi, tevekkül ve benzeri ibadetler zikredilebilir. Bunların hepsi ibadettir ve bunlar ancak Allah Azze ve Celle'ye yapılır. Uluhiyet tevhidinin manası budur. Rabbiniz şöyle hükmetti. Dedi ki sizin Allah Azze ve Celle'den başka ilahınız yok. Ancak ona kulluk edin dedi. Ve anne babanıza iyilik yapın dedi. Ayetin devamı var. Elle ta'budu illa iyyahu. Ancak Rabbinize, o biricik mabudunuza ibadet edin dedi. Çünkü Rabbiniz böyle hükmetti. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle böyle hükmettiyse bize düşen ibadetlerimizde onu birlemektir. Ve ve'budullaha ve la tuşriku bihi şey'en. Dedi ki Allah Azze ve Celle Allah'a kulluk edin, şirkten sakının dedi. Şirk koşmayın dedi. İkisini beraber ne yaptı? İkisini beraber zikretti. Bunun manası kardeşler işte nedir? Bunun manası uluhiyet tevhidinin ta kendisidir diye.